La Divina Commedia. İbrahim Paşa'nın hediyesidir. Dante Alighieri'nin. Okumadıysan al. Yalnız İtalyanca. Bir türlü tam vakıf olamadım. Ama inat ettim, öğreneceğim. Neyi anlatıyor? Cehennemi. Sonra Araf'ı. Cenneti. Muazzam bir seyahat. İnsanın kendi ruhunda çıktığı muazzam bir seyahat. Zannediyorum Miraçnamelerden esinlenmiş. Neyse, bir iki gün dinlen de beraber hava çıkarız. Çok isterim. Gelmeden babamla da gittik. Nasıldı? İyiydi. Babamla kılıç talimi bile yaptım. Kısa sürdü her zamanki gibi. O gün bana bir rüyasını anlattı. Ben doğduğum gece bir rüya görmüş. Odasına gittiğinde karanlıkmış her yer. Birden bir ışık süzülmüş içeri. Bir ay doğmuş sanki. Tahtı aydınlatmış. Üstünde bir bebek görmüş. Uyuyan bir bebek. Benmişim o. Buraya kadar gelmişken hava çıkarız elbet. Lakin günübirlik gideriz. Vaktimiz kısıtlı. Manisa'yı merak ediyorum. Abim gezdireceğini söyledi. Ben de epeydir görmedim. Birlikte gezeriz. Mustafa'm. Buyurun hünkârım. Nerelere daldın? Hiç. Sizi dinliyorum. Keşke hep böyle bir arada olabilsek. İyi misiniz? Bir vakitler bu orman bizim sığınağımızdı. Saraydan kaçıp buralara gelirdik. Muhafızlar bütün gün bizi arardı, biz de sohbet ederdik. Hiç bıkmadan, usanmadan hak, adalet, ilim, sanat, felsefe, nice hayaller kurardık. İbrahim Paşa ile mi hünkârım? Paşa da çok bahsederdi o günlerden. Hatta itiraf etmeliyim ki paşayı kıskanırdım. Benden çok onu görürdünüz. Güzel günlerdi Mustafa'm. Paşa ile yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Dostluğumuz her şeyden önemliydi. Gizli saklı nedir bilmezdik. Meğer o saf günlerimiz hayatımızın en güzel vakitleriymiş. Birden bir ışık süzülmüş içeri. Bir ay doğmuş sanki. Tahta aydınlanmış. Üstünde bir bebek görmüş. Uyuyan bir bebek. Benmişim o. Mustafa'm. Nedir senin canını sıkan şeyleri? Hünkârım, çarşıda pazarda kiminle söylediğim mühim değil.
Benim tek arzum size layık bir evlat olabilmektir. Ben seni tanırım Mustafa'm. Cümle alem benim karşıma geçip senin aleyhine konuşsa zinhar itibar etmem. Bu nikah meselesiyle de sizi üzdüysem bağışlayın. Böyle şeyler beni üzmez Mustafa'm. Bilirsin benim aşka hürmetim vardır. Lakin dikkat etmen lazım. Görüyorsun herkes seni cümle Osmanlı mülküne layık görüyor. Tıpkı benim gibi. Bu yüzden aşkın seni aciz kılmasına müsaade etme. Herkes seni konuşuyor burada. Bir hayli seviyorlar. Payitahta da öyle. Bilhassa Yeniçeriler. İsmini ağızlarından bile düşürmüyor. Onların bu sevgisine layık olmak için elinden geleni yapıyorum Mehmet. Beni sevmiyorlar ama. Adımı bile kimse zikretmiyor. Validem hakkında, benim hakkımda neler dediklerini işittin. Sen onlara kulak asma. Daha seni tanımıyorlar. Biraz vakit geçsin. Ne kadar akıllı, yiğit bir şehzade olduğunu kendi gözleriyle görecekler. Mustafa katı yürekli bir şehzade değildir. Sen ne biliyorsun ki? O hatunu kapının önüne koymaz Mahidevran. Oğlum benim sözümü dinler. Ayrıca bu mesele seni alakadar etmez. Zinhar dahil olma. Hünkârımız hiç memnun değil vaziyette. Bir an evvel dönmek istedi. Boş hayallere kapılma Hürrem. Denizleri içsen, güneşi söndürsen kâr etmez. Mustafa'mla hünkârımızın arasını açamazsın. Haklısın Mahidevran. Ben giremem. Fakat Mehmet girer, öyle değil mi? Sultan Süleyman Han Hazretleri. Babamla gelirken yolda sohbet ettik biraz. Bana bir kanundan bahsetti. Sultan Mehmet Han'ın buyruğuymuş. Kanunlarımızın çoğu yüce atamıza aittir. Hangisini dersin? Her kim esniye evladımdan saltanat müessir ola, karındaşların nizamı alem için katletmek münhasiptir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir. Anınla amil olalar. Eğer bir gün olur da tahta çıkarsan, bana kıymazsın değil mi abi? Mehmet. Kardeşim. Ben sana nasıl kıyarım? Dünya yıkılsa, cümle alem üstüme gelse, eğer kılıma zarar verirsem erkek değilim. Hünkârım, vaziyeti çok ağır. Bir hali derine saplanmış ok. Ne yap et, kurtar onu yoksa alırım hepinizin kellesini. Merak buyurmayın hünkârım. Elimizden geleni yapıyoruz. Çek elini üstümden. Sakın dokunma bana.
üzerine geçiyor biliyorum. Fakat yemin ederim bu hadiseyle bizim bir alakamız yok. Dua et de öyle olsun. Yoksa kendi ellerimle alırım karınızı. Göstermemiz lazım. Sabırla bekleyeceğiz. Hünkârım, yarayı sardık. Artık beklemekten başka çaremiz kalmadı. Dua edelim ki zehirli olmasın. Hünkârım, şehzademizin canına kasteden hain yakalanmış. Ver eli izahat ver. Kaçtı hünkârım. Epey peşinden gittim. Nihayet yakaladım. Lakin direnince... Sen mi öldürdün? Mecbur kaldım hünkârım. Sağ ile geçse şaşardım zaten. Şimdi nasıl öğreneceğiz ona bu emri veren hainin kim olduğunu? Hadiseyi tam hatırlamıyorum. Mehmet'i kanlar içinde görünce kendimi kaybettim. Fakat her kimse Mehmet'i hedef almış olamaz. Neden yapsın bunu? Muhtemelen beni öldürmek istediler. Kim Mustafa, kim istesin? Aklıma biri geliyor ama. Söyle, kendi elimle sökeyim ciğerini. Abbas ağa, geçen gün çarşıda hadise çıkaran halı tüccarı. Hakkaliniz var şehzadem. Ondan başkası olamaz.
Ne duruyorsun? Git getir o vakit. Lakin bu defa sağ istiyorum onu. Ağalar! Buyur beyim. Nerede bu abasa? Vallahi bilmiyorum. Dünden beri hiç görmedim. Biz de merak ettik. Dükkanı kapatmazdı hiç. Yahu bir gören bilen duyan yok mu? Nerede yaşar bu adam? Evi barkı nerededir? Ben biliyorum beyim. Düş önümüze. İyi de tezgahım. Hünkârım, şehzadem. Abbas Ağa yok hünkârım. Onun ne evinde ne de dükkanında bulabildik. Her yeri aradınız mı? Eşi dostu kim varsa sorgu edildi şehzadem. Evvelsi gün ortadan kaybolmuş. Gören duyan yok. Kaçtığına göre bu aynanın arkasında kesin o var. Ne malum öldürülüp bir köşeye atılmadı. Hangi deliğe girmişse bulup getireceksin onu, anladın mı beni? Bana onu getireceksin. Ne oldu Mustafa? Buldunuz mu o tüccarı? Taşlıcalı peşinde. Hünkârımız kendi muhafızların da onunla gitmesini istedi. Anlaşılan benden kuşkulanıyor. Hayır. Sakın aklına böyle şeyler getirme. Hünkârımız sadece o hainin kim olduğunu bulmak istiyor. Ben gördüm validem. Babamın bana nasıl baktığını gördüm. O an yer yarılsaydı, içine girseydim keşke. Mehmet benim kardeşim. Canımdan bir parça. Ona kıyabileceğimi nasıl düşünür? Hürrem girmiştir aklına. Allah bilir neler anlatıyordur şimdi. İnşallah Mehmet iyileşir. Aksi halde töhmet altında kalacağız. Validem. Bana doğruyu söyleyin. Bu hadiseyle sizin bir alakanız var mı? Mustafa. Bana hakikati söyleyin validem. Bunu siz mi yaptınız? Hayır oğlum. Ben yapmadım. Senin istikbalini tehlikeye atacak hiçbir hadise içinde yer almadım. Alma. Allah'ım, sen bana kardeşlerimin acısını gösterme. Ne taht ne saltanat hiçbir şey umurumda değil. Onların acısıyla alacağım her nefes zehir olsun bana. Hünkârım. Bu son olan hadise hepimizi ziyadesiyle üzdü. Neyse ki kardeşim Mehmet iyi. Bağışlayın. Benim yüzümden canından olacaktı. Her şerde bir hayır vardır oğlum. Bu bize ve en mühimi sana iyi bir ders olsun. Unutma, hiç kimse ailenden daha mühim değildir. Mehmet biraz daha toparlanınca yola revan olacağız. Lakin benim içim rahat değil. Z
zira dışarıda gözü dönmüş evladımın canına kasteden bir gafil var. Merak etmeyin. Bulacağız onu. Cezasını çekecek. Oğlum. Sen bir şehzadesin. Senin mesuliyetlerin büyük. Zinhar böyle hadiselere mahal verme. Bak gördün işte. Bir hata yaptın. Döndü dolaştı geldi kardeşini buldu. Ey yeri göğü yaratan Rabbim. Bunca günahkar varken ne istersen oğlumdan. Niyetin beni sınamaksa gel vazgeç bu işte. Ben dersimi aldım. Sen de benim canımı al. Ben ki o günahkarlardanım. Vebali benim boynumadır. Ey yüce Rabbim. Bana evladımın acısını gösterme. Bu acıyla kahretme. Ben buna dayanamam. Ey benim canım oğlum. Ey aslanım. Eşi, umudum. İki cihanda sultan. Aç gözlerini. Aç ki bu dünya kararmasın. Geçmiş olsun Hürrem. Allah şehzademize uzun ömürler versin. Amin Maydevran, amin. Mehmet. Oğlumuz gözlerini açtı. Nihayet uyandı Süleyman. Aslanım. Rabbim şükürler olsun sana dualarımızı kabul eyledin. Nasılsın oğlum? İyiyim baba. Kardeşim bizi çok korkuttun. Seni iyi gördüm ya, dünyalar benim oldu. Kimdi onlar abi? Neden öldürmek istediler seni? Abi ne değil Mehmet. Seni öldürmek istediler. Hayır validem. Abim önümdeydi. Konuşuyorduk. Birden gördüm onu. Abimi çekmek isterken geldi ok. O halde sana bir can borcum var. Sen de olsan aynı şeyi yapardın. Mehmet, hadi dinlen biraz. Yorma kendini. Abbas ağayı her yerde arıyorlar validem. Lakin bulmak imkansız. Belli ki şehri terk etmiş. Bırak şimdi onu. Epey vakit geçti. Babam bugün değilse yarın malumat ister. Gönder artık şu hatun. Neyi bekliyorsun? Bu hadisede onun bir günahı yok. Babanın tavrı malumun. Lala'yla da konuşmuş. Derhal çözülecek bu mesele. Bir hatun yüzünden istikbalini tehlikeye atmana müsaade etmem. Ayrıca merak etme.
El boş yollamayız hatunu. O da ailesi de refah içinde yaşar. Benim yerimde babam olsa ne yapardı validem? Hürrem Sultan için yaptıklarını düşününce bunun cevabı belli, öyle değil mi? Baban şehzade değil. Aldığı kararları hiç kimse tartışamaz. Ayrıca şehzade olduğu zamanları da en iyi ben biliyorum. Ne olursa olsun asla rahmetli Sultan Selim'le ayrı düşmedi. Onunla arasını açacak hatalardan hep uzak durdu. Senin de yapman gereken bu. Bana biraz vakit verin validem. Emin olun en doğru karar vereceğim. Mustafa. Ne oldu? Neden çağırmış validemiz? Sana taşlığa dönmeni söylemiştim. Merak ettim o yüzden. Hem bu gece burada seninle kalmak istiyorum. Helena. Nikah meselesi değil mi? Saklamana lüzum yok. Hakkımda konuşulanları az çok biliyorum. Beni göndermeni istiyorlar. Gel. Şehzade Hazretleri, arzunuz üzere Şehzade Süleyman getirildi. Alın içeri. Neden sen getirdin? Daha çok küçük, kimseye teslim edemem. Ayrıca sizi çok özledim. Ne yaptım ben size? Niye istemiyorsunuz beni? O hatun yüzünden mi? Sana izahat mı vereceğim? Haşa. Fatma. Sanma ki yaptıklarından haberim yok. Gebesin diye ses çıkarmadım. Bundan böyle edebinle otur, evladınla ilgilen. En ufak hatanda yakarım canını. Diana mıydı senin adın? Diana Sultanım. Madem artık benim yanımdasın, şu kılığına, kıyafetine çeki düzen ver. Çeki şunu. Sultanım. Ne oluyor Fidan? Beni rahatsız etmeyin demedim mi size? Sultanım, bilmeniz icap eden bir husus var. Korktuğumuz başımıza geldi. Bekleyin burada. Sultanım.
Çık dışarı. Nedir bu öfkeniz validem? Fidan Hatun'a nikah için talimat vermiş. Doğru mu bu? Onca hadiseden sonra o hatuna nikah mı kıyacaksın? Doğrudur validem. Helena benim karım olacak.